Evet arkadaşlar merhaba. Bir bobinin çalışmasını veya bobin içinden geçen akımın analizini yapabilmek için öncelikle kısaca Faraday kanunundan ve manyetik alan prensibinden bahsetmemiz gerekiyor. Faraday kanununa göre yani Faraday demiş ki bir manyetik alan içerisinden bir iletkeni geçirirseniz, bir iletkeni hareket ettirirseniz bu iletkenin uçlarında bir gerilim endüklenir. Bir gerilim üretebilirsiniz. Zaten bu jeneratörlerin çalışma prensibidir aslında. Bir manyetik alan içerisinde bir iletkeni hareket ettirdiğimizde demek ki uçlarında bir gerilim endükleniyor. Ve bu gerilimin değeri manyetik alanın zamana göre değişimiyle orantılı. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Eğer zamana göre manyetik alanın değişimi yoksa, yani bu manyetik alan sabitse, o zaman burası sıfır olacağı için bu iletkenin uçlarında bir gerilim endüklenmez. Yani bir mıknatısın iki kutup arasına bir iletkeni getirdiniz, bıraktınız sabit bir şekilde o iletkende gerilim endüklenmesini bekleyemeyiz. Evet, peki bir bobin için veya çok sayıda iletken için bakacak olursak Faraday kanununda değişen tek şey iletken sayısı. Yani bir iletken için geçerli olan bu kanun birden fazla iletken için iletken sayısıyla çarpmamız sonucunda yine geçerliliğini devam ettiriyor. Burada yine şartımız ne? Akının, manyetik alanın zamana göre değişmesi gerekiyor. Yani sabit manyetik alan içerisinde bulunan bir iletkende gerilim endüklenmeyecektir. Evet, gerilim endükleyebilmemiz için o zaman ne yapmamız lazım? Yani iletkene çarpan, yani iletkene etki eden manyetik alanı değişken yapmamız lazım. Şu görselde gördüğünüz gibi iletkeni manyetik alanın içerisinde hareket ettirdiğinizde bir gerilim üretebiliyorsunuz. Zıt yönde hareket ettirdiğinizde tersine zıt işaretli bir gerilim üretebiliyorsunuz. Aslında buradaki hareketten kastımız hareket bize şuradaki değişimi sağlıyor. Yani akının zamana bağlı değişimini sağlıyor. N ve S kutupları arasındaki akı sabit elbette ama siz iletkeni hareket ettirerek iletkene çarpan akım miktarını zamana bağlı olarak değişken hale getiriyorsunuz ve bir gerilim endikleyebiliyorsunuz. Bir bobin için bakacak olursak da bir bobinin ortasından bir mıknatıs geçirdiğiniz zaman yine bir bobinde bu bobin yine bir değişken manyetik alana maruz kalmış olacak. Yani şuradaki her bir iletkenin başına gelen şuradaki her bir iletkenin başına gelecek ve bu bobinde de işte yukarıdan aşağı hareket ettirdiğinizde pozitif yönde gerilim indikliyorsanız aşağıdan yukarı hareket ettirdiğinizde de negatif yönde gerilim indikleyebileceksiniz. Evet, gerilim indiklenme olayından yani manyetik alanın gerilim üretebilme kabiliyetinden bahsettikten sonra şimdi bobinlerdeki olaya bakalım. Biz bir de şunu biliyoruz. Bir iletkenden bir akım geçtiği zaman bu iletkenin etrafında bir manyetik alan meydana gelir. İşte bobinde meydana gelen olay arkadaşlar, şunu bir bobinin büyütülmüş hali olarak düşünürsek, işte akım buradan geldi, buraları turlayacak, turlayacak ve en sondan çıkacak. İşte şu birinci halkaya dikkat ettiğimizde, bakın birinci halkadan akım geçerken bu halkanın etrafında bir manyetik alan oluşturur. Ve bu manyetik alan ikinci halkaya da etki eder, üçüncü halkaya da etki eder. Veya şuradan bakacak olursak, şuradan akım geçerken burada bir manyetik alan oluşturur ve bu manyetik alan ikinci turdaki iletkenle dördüncü turdaki iletkeni de kesecektir. Yani buradan akım geçerken oluşturulan her bir iletkenin etrafında oluşan manyetik alan bir sonraki ve bir önceki iletkene tıpkı şurada olduğu gibi etki edecektir ve buradaki diyelim ki şuradan geçen akımın oluşturduğu manyetik alan bu iletkende ve bu iletkende bir gerilim endükleyecektir. Yani aslında buna biz self endüktans diyoruz. Kendi kendine endüktans. Burada bir önceki örneklerimizde bu manyetik alanı biz N ve S kutbuyla gösterdiğimiz mıknatıstan sağlarken burada da bakın buradan geçen akımın kendi oluşturduğu manyetik alan akımın geçtiği iletkenin kendisini etkiliyor. Bu alan değiştikçe, bu akım değiştikçe bu alan da değişiyor ve bu Faraday kanununda bahsettiğimiz değişken manyetik alan içerisinde bulunan iletkende gerilim endüklenir olayı bu sefer burada meydana geliyor. Bu şekilde anlatacak olursak bir bobinin uçlarına bir gerilim kaynağı bağladığınızda bu bobinin her bir halkasında geçen akım
her bir iletkenin etrafında bir manyetik alan oluşturuyor ve bunların etkisinin toplamı ile bobinin nüvesi dediğimiz, çekirdeği dediğimiz bu orta kısmında bir manyetik alan meydana geliyor. Eğer bu akım değişirse bu manyetik alanda değişken bir manyetik alan haline gelip bu iletkende bir gerilim oluşmasını sağlıyor. Biz bu gerilime self indükleme gerilimi adını veriyoruz. İşte indüktansın bu etkisi Henry tarafından bulunmuş ve bu etkinin formülüz edilmesi ise bobindeki spir sayısı veya tur sayısı dediğimiz n değeri ile akımın değişimi ile manyetik alanda meydana gelen değişim miktarının oranının çarpımı ile ifade edilmiş. Yani bir bobinin endüktansı ne kadar yüksek ise veya ne kadar düşük ise buna karar vermek için kullanılan matematiksel ifadeye baktığımızda akımda meydana gelen değişimin akıda meydana gelen değişime oranı çarpı bobindeki spir sayısı, tur sayısı olarak ifade ediyoruz. Evet, bunlardan sonra self-endüktans kavramını da izah ettik. Şöyle kısaca tekrar hızlıca özetleyeyim. Bir bobini bir gerilim kaynağı bağladığınızda içinden bir akım geçmeye başladığında, tabii bu akım zamanla değişen bir akım, yani sıfırdan başlayıp yükselmeye başladığı anda etrafında, bobinin etrafında bir değişken manyetik alan oluşturacak. Bu değişken manyetik alan bobinin kendi iletkenleri üzerinde bir EMK indükleyecek, bir gerilim indükleyecek. Bu indüklenen gerilim kendisini oluşturan gerilime zıt yönde olacak arkadaşlar. Bakın burası artı eksi E, burada indüklenen gerilim de artı eksi yönde olacak. Bu gerilim azaldığı zaman ise bunun yönü değişecek. Burası eksi, burası artı olacak. Biz buna şöyle diyoruz. Bir bobin kendisini oluşturan etkiye zıt yönde davranır. Yani uçlarındaki gerilim veya içinden geçen akım artma eğiliminde ise bobin bunu azaltacak yönde bir gerilim. Azalma eğiliminde ise bobin bunu artıracak yönde bir gerilim endükler ve buna bobinin self endüktansı veya zıt EMK'sı, back EMF diye kitaplarda da görebilirsiniz. Bu şekilde açıklarız. Bunları ben genel kültür bilgisi, yani hikayenin nereden çıktığıyla ilgili bilgi olarak sizlere aktardım. Şimdi matematiksel ifadelere bakarsak, Faraday kanunu bize diyor ki bir bobinin değişken manyetik alan içerisinde kalan dφ bölü dt manyetik alanın değişken olması gerektiğini bize gösteriyor. Değişken manyetik alan içerisinde kalan bir bobinin uçlarında indüklenecek gerilim bobinin tur sayısıyla, sarım sayısıyla manyetik alanın değişim oranıyla, zamana bağlı değişim oranının çarpımına eşittir. Ve indüktans olayı, bir bobinin indüktansı ise bize akımın akıya bağlı değişim oranıyla bobinin tur sayısının çarpımının eşit olduğunu gösteriyor. Şimdi öyleyse bir bobinin uçlarındaki gerilim, bakın gerilim kavramını Faraday'la, bobin kavramını Lenz kanunuyla açıkladıktan sonra şimdi bobinin uçlarındaki gerilimi bulabilmek için de bu ikisinde ortak olan aynı bobinden bahsettiğimize göre sarım sayısıdır. Buradaki n ifadesini L çarpı DIL bölü DF olarak çekip burada n yerine yazarsanız, yani buraya L çarpı DIL bölü DF yazdığınız zaman bir bobinin uçlarındaki gerilimin ve bizim bundan sonra sık sık kullanacağımız ifadenin elde edilişini bulursunuz. Bir bobinin uçlarındaki gerilim bobinin endüktansı ile içinden geçen akımın zamana bağlı değişimin çarpımı ile bulunacaktır. Burada şu hatırlatmayı, yani biz dualite kavramını kullanıyoruz. Yani bobin ve kondansatör arasında da aynı dualite vardır. Bakın kondansatörde akım C çarpı DVC bölü DT idi. Bobinde gerilim L çarpı DIL bölü DT. Yani buradan bunu Türkçeleştirecek olursak veya yorumlayacak olursak, bir kondansatör uçlarındaki gerilime karşı bir tepki gösterir. Yani bir kondansatörün içinden akım geçebilmesi için uçlarındaki gerilimin zamana bağlı olarak değişmesi gerekir ve bu değişim oranını kondansatörün kapasitesi belirler. Bir bobinin uçlarında gerilim olabilmesi için, bir bobinin gerilim endüklenebilmesi için bir bobinde, bir bobinin uçlarında gerilim meydana gelebilmesi için bobinin içinden geçen akımın zamana bağlı olarak
değişmesi gerekir. Ve uçları da endüklenen bu gerilimin, bu değişimin bobinin indüktansıyla çarpımına eşit olduğunu söyleriz. Yani şunu demek istiyorum, kondansatörleri çok iyi anladıysanız, çok iyi biliyorsanız, bobinlerde kendinizi zayıf hissediyorsanız, bobinde ve kondansatörde gerilim için geçerli olan bütün şeyler bobinde akım için geçerlidir. Kondansatör hızlıca uçlarındaki geriliminin değişimine karşı koyar. Bobin uçlarındaki akımın değişimine karşı koyar. Bu şekilde, yani dualite, kondansatörde gerilim, bobinde akım. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Evet, peki böyle bir devrede bobinin akım ifadesini nasıl yazabiliriz? Kirchhoff'un gerilimler kanununa göre devrede iki eleman var. Anahtarı kapattığım zaman direncin uçlarındaki gerilim ile bobinin uçlarındaki gerilim toplamı kaynak gerilimine eşit olacaktır. Ve biraz önce ifade etmeye çalıştığımız gibi bir bobinin uçlarındaki gerilim V çarpı DI bölü DT ifadesiyle bulunur. VL yerine bunu yazdım. VR yerine de R çarpı I eşittir E yazdım. DI'leri bir tarafa, DT'leri bir tarafa, kondansatör konusunda videosunda bunu yapmıştım. Yapıp integralleri aldığınız zaman bir bobinin içinden geçen akım ifadesini E bölü R, 1 eksi E üzeri eksi RT bölü L olarak elde ediyoruz. Bu size tanıdık geldi mi bilmiyorum. Kondansatörde ne yapmıştık? V eşittir E parantezinde 1 eksi E üzeri eksi T bölü RC yapmıştık hatırlar isek. Evet, şimdi son olarak şu grafikleri de gösterip çok uzatmadan bitireceğim. Bakın, bir bobinin akımının E bölü R, 1 eksi E üzeri eksi T bölü RR haline getirdim. Şuradan bu T'yi yukarıda bırakıp diğer R parametresini de aşağı alırsanız arkadaşlar, elde edeceğiniz ifade bu olur. Neden bunu elde etmeye çalışıyorum? Çünkü benim yapımda şu E üzeri eksi T bölü TO ifadesi kullanmıştık kondansatör devrelerinde. Burada da TO ifadesini elde etmeye çalışıyorum. Yani TO'nun ne olduğunu bulmaya çalışıyorum. O yüzden şu denklemi ne yaparsam burası E üzeri eksi T bölü TO formuna dönüşür diye düşünüyorum. Ve diyorum ki ben buraya L bölü R yazarsam burası E üzeri eksi T bölü TO olacaktır. Öyleyse TO ifadesi bir RL devresi için L bölü R ifadesiyle hesaplanacak. Bu bir. Bunu bir kenara yazdık. Akım ifadesini zaten şuradan hesaplamıştık. Bakın, akım ifadesinin çıkışı Kirchhoff'un gerilimler kanunudur. Akım ifadesini buldum. Akım değişim grafiğine baktığım zaman kondansatörün gerilim değişimi ifadesine benzerliğine dikkatinizi çekiyorum. Nasıl ki kondansatörde gerilim birden E değerine ulaşmıyorsa, bobinde de akım birden E bölü R değerine ulaşmıyor ve sıfırdan başlayarak üstsel bir fonksiyon olarak yükseliyor. Ve aynı kondansatörde olduğu gibi 5 TOS'u süresinden sonra artık biz kararlı duruma geçtiğini düşünüyoruz. Kararlı duruma geçmiş kabul ediyoruz. Öyleyse bir bobin devresinde de kararlı duruma geçiş süresinin 5 TO ile ifade edildiğini söyleyelim. Şunu tekrar ediyorum. Bakın, kondansatörde gerilim, bobinde akım. Başlangıçta, yani anahtarı kapatır kapatmaz bobinden geçen akımın sıfırdan başladığını, yani anahtarı kapatır kapatmaz bobinden bir akım geçişi yok. Sıfırdan başlıyor, sonra zamanla yükseliyor. İşte bu yüzden biz diyoruz ki anahtar kapatıldığı anda buradan bir akım geçişi, yani anahtar kapatıldıktan hemen sonrayı düşünün, buradan bir akım geçişi yok. Sıfır. Öyleyse bobinin DC davranışının birinci kuralı, bobin ilk tepkisinde anahtar kapatıldığı anda akım sıfır olduğu için açık devre gibi davranıyor deriz. Daha sonra süre geçtikçe artık bu L ve R değeriyle belirlenen TO süresi, bu süreden kastım, süre geçtikçe akımın yükselmesine izin veriliyor ve kararlı duruma geçtiğinde artık bobinin içinden geçen akım E bölü R değerine ulaşıyor. Bu devrede akımın E bölü R olabilmesi için ne olması gerekir? Buranın kısa devre olması gerekir, değil mi? Yani normal bir gerilim kaynağı direnç devresi gibi düşünürseniz, bu eleman burada yok, burayı kısa devre gibi düşünürseniz, buradan geçen akım I eşittir E bölü R olacaktır. İşte bu nedenden dolayı da sonsuzda veya anahtar kapandıktan uzun süre sonra bobinin kısa devre olduğunu söylüyoruz. Anahtarın ilk kapatıldığı anda açık devre, akım sıfır.
Anahtar kapatıldıktan uzun süre sonra, yani 5 toz süresi sonunda burası artık kısa devre haline geliyor. Ve bobin uçlarındaki gerilme eğrisine baktığımızda da kondansatörün akım eğrisini bize çağrıştırıyor. Başlangıçta burası açık devre gibi davrandığı için bu uçlardaki gerilim E, daha sonra buradaki akım artıyor, gerilim azalıyor, akım artıyor, gerilim azalıyor ve 5 toz süresi sonunda buradan geçen akım maksimum değerine ulaşıyor. Yani E bölü R değerine ve bu uçlarda artık burası kısa devre gibi olduğu için yani şu iki uçtan hiçbir farkı kalmıyor. Bu uçlardaki gerilim sıfır değerine ulaşıyor diyoruz. Peki direncin uçlarındaki gerilim nasıl olur arkadaşlar? Direncin ifadesi neydi? Direncin uçlarındaki gerilimin ifadesi VR eşittir. Şuradan bakacak olursanız VR eşittir. R çarpı I'ydi. Bu I değerim bu. I denklemim bu. Bunu R ile çarparsam, yani R çarpı I, VR'yi bulmak istiyorum. Bunu R ile çarparsam R'ler birbirini götürecek ve VR ifadesi eşittir. E parantezinde 1 eksi E üzeri eksi T bölü to olacaktır. İşte bu bir RL devresinde direncin uçlarındaki gerilim değişimin ifadesidir. Peki bobinin uçlarındaki gerilimi nasıl ifade edebilirim? Onu da şöyle ifade edebilirim. Yani ben şunu biliyorum. Şuradan hemen kısaca açıklamaya çalışayım. Ben şunu biliyorum ki VR artı VL eşittir E. I ile bu. Biraz önce açıkladım. Yani VR eşittir I ile çarpı R idi. Bunu R ile çarptım. Bu gitti. Burası VR oldu. VR'yi buldum. Peki VL'yi nasıl bulabilirim? VL eşittir E eksi VR olacaktır. Peki E eksi. Şu ifadeyi açacak olursam E eksi E üzeri eksi T bölü T olacaktır. Bunu burada yerine yazacak olursam eksi E artı E üzeri eksi T bölü T olacaktır. Bunlar birbirini götürecek ve VL ifadesi de VL eşittir E üzeri E çarpı E üzeri eksi T bölü T ile bulunacaktır. Mümkün olduğu kadar kestirmeden kısadan anlatmaya çalıştım. Bundan sonra örneklerle, basitten zora doğru örneklerle devam edeceğiz. Umarım faydası olmuştur. Görüşmek üzere.